Herkese merhabalar. Bu videomuzda SOBL testi yaparak yapmış olduğumuz aracılık analizi bulgularını akademik bir dil ile nasıl yazabileceğimizi göstereceğiz. Ekranımızın sol kısmında bu testi yapabilmek için öncelikle yapmış olduğumuz regresyon analizine ait bulgular var. Sağ tarafta ise bu bulgulara dayalı olarak yapmış olduğumuz yazım var. Şimdi birlikte bunu inceleyerek bu yazımı nasıl yaptığımızı gösterelim. Öncelikle araştırma sorumuzun ne olduğunu inceleyelim. Bunu 3 farklı şekilde ifade ettik. Bunu burada görmüş olduğumuz şekillerden birisinde ifade edebiliriz. M'nin X ile Y arasındaki ilişkide aracılık etkisi var mıdır? Bu sorularımızdan birisi olabilir. X ile Y arasındaki ilişkide M'nin aracılık rolü bulunmakta mıdır sorusunu sorabiliriz. Ya da daha basit bir şekilde X ile Y arasındaki ilişkide M aracı değişken midir şeklinde sorabiliriz. Bunu SOBL testiyle cevaplamak istediğimizde öncelikle regresyon analizi yapmamız gerekiyor. SOBL testine gelmeden önce. Bu analizi nasıl yaptığımızı ilgili videomuzda görebilirsiniz. Regresyon analizi yolu ile aracılık analizi şeklinde kanalımızdaki videoyu bulabilirsiniz. Bu analizin bulgularını burada görmüş olduğumuz şekilde elde ettik ve bunun ardından biz bunu SOBL testinde kullanmak istiyoruz. SOBL testini anlattığımız videoda da bunun detaylarını anlatıyoruz.